Marmara Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nevin Hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun diyorum çünkü üniversite öğrencilerine, üniversite adaylarına, üniversiteli olmanın hayalini kuranlara destek oldunuz. Evet. Günlerdir sizde yaklaşık kaç kişiye yapmışsınızdır? Ortalama üniversitede dahil merkezde, Maltepe Üniversitesi'ndeki merkezde yaptık. Ortalama 700 kişiye doğrudan tercih yaptık. Doğrudan tercih yaptınız. İletişim bilgilerini aldık. Onlarla birebir çalıştık. Doğrudan tercih yaptık. Kendi öğrencilerimiz de dahil. İnşallah bekledikleri sonuçları alırlar. Bayramdan sonra hemen alacağız diye düşünüyorum. Bayramdan önce diye bekliyoruz. Önce de olabilir. Çünkü 19 Ağustos'ta elektronik kayıtlar başlayacak. Öncesinde de sonuçları alabiliriz. Öyle geliyor bana. Bayramda bir derin nefes alsınlar, böyle bir rahatlasınlar, aile gezmesinde keyfini çıkarsınlar diye düşünüp bence çocuklara bunu yaparlar. İnşallah, bayram öncesi açıklarlar. İnşallah müjdeli haberler olur. Olur. Şimdi sakin bir dönem var üniversite adayları ve aileleri için. Evet. Ama nakil dönemi başladı. Lise seçecek aileler. Onda takvimler neydi? 2 Ağustos'ta mıydı? Birinci nakil 2 Ağustos'ta bitecek. 29 Temmuz 2 Ağustos. İkinci nakil de sanıyorum 5 ve 8 Ağustos arasında olacak. Bayramdan önce ikinci nakil şeyleri de yapılacak. 3 tercih yapıyorlar kendi okullarına başvurup. İnşallah onlar da hani kendi günlerince doğru liselere yerleşirler. O da çok önemli bir adım çünkü. Çok önemli bir adım. Yani hani iyi bir üniversiteye gitmek istiyorsa daha eğitimin bir gerideki kademesi yani önemli. Çocuğu sadece üniversiteye hazırlıyor diye de bakmamak gerekiyor. Yok, liselerin temel amaçları milli eğitimde de zaten temel anlamda hani hayata hazırlamak hepsinde vardır. 12 yıl zorunlu eğitim sistemi içerisinde hani 12. sınıf lise kısmı son kısım olduğu için zorunlu eğitimin bir sonrası yüksek öğretimdir. Orası biraz daha alana ayrılıyor, mesleğe ayrılıyor, hayata ayrılıyor. Dolayısıyla böyle bir hedefi de vardır, misyonu da vardır liseyi seçerken. İleriye dönük kararları da aslında ilk adım atarsınız orada. Atarsınız. O yüzden önemli. Şimdi herkesin farklı kriterleri var her ailenin. İşte kimisi diyor ki ben uzağa gitsin istemiyorum. En yakınımdaki okula gitsin. Kimisi diyor ki okul ziyaretlerinde ya girdim kapıdaki güvenliğe gözüm çok tutmadı. Şimdi bakıyorsunuz hani bunu dert edinmesin mi? Yoksa edinsin mi? Edinsin. Yani bu okul iklimi derken neyi kastediyoruz? Şimdi örgüt ikliminden farklı olarak gerçekten öyle bir şey vardır. Okul iklimi diye bir şey vardır. Okullar diğer iş yerlerinden farklıdırlar. Hiç kimse işe gidiyorum demez, okula gidiyorum der bizde. Öğretmenler ya da işte diğer çalışanlar da sabah kalkarlar sorduklarında işe gidiyorum demezler, okula gidiyorum derler. Hiçbir iş yerinde yoktur ki pazartesi açılışınız olsun, cuma kapanışınız olsun, törenleriniz olsun. Hiçbir iş yerinde yoktur ki hizmet verdiğiniz ekiple beraber girin hani içeriye mesai saatinde. Öğrencisiyle beraber girer öğretmeni. Mesai biter beraber çıkarlar. Yani ortak bir mesai içindeler. Dolayısıyla orada örgüt ikliminden çok farklı olarak bir okul ikliminden bahsedilir. Dolayısıyla okul iklimi önemli bir şey. Okul iklimini oluşturuyor. Tabii ki o içeriye girdiğiniz zaman sadece fiziksel mekan, işte şıklığı vesairesi değil. Orada size ilk sezdiğiniz şeydir, hissettiğiniz şeydir, algıdır aslında o. Siz bir şeyi hissedersiniz orada. İlk adımınızı attığınız andan itibaren fiziksel mekanın da içinde bulunduğu, aslında sizi karşılamadan itibaren davranışların bütünüyle gelen bir algı oluşur. Bu size gelen kısmından aldığınızdır. Bir de sizin içinizden yansıyan vardır. Bir okula gittiğiniz zaman sizin de şimdi ilkokulunuzu hatırlarsınız, anılarınızı hatırlar. Yani sizin anılarınız da bir okula adım attığınız andan itibaren sizin o algınıza bir katkıda bulunur. Beklentileriniz ya da okula gitmeden evvel okulla ilgili yaptığınız bazı araştırmalar varsa duyduklarınız, oradaki hissettiklerinizle ilgili adımınızı attığınız andan itibaren size bir şey, bir duygu yaşatır. Bu duygu önemli bir duygu, önemsemek gerekiyor bence. Hatta başkalarının yaşadığı deneyimi de önemseriz biz. Hani konu komşu nereye çocuğunu göndermiş, memnun mu? O çocuk şimdi nereyi kazanmış, ne yapmış? Yani mezunları kim? Bu çocuklar tanıtım günlerinde gidip ziyaret edip bilgi almaktansa herhangi bir rutininde o okula gidebilmeleri önemli değil mi sizce? Yani işte koridorda, panoda ne yazıyor? Ne asmışlar? Ha demek ki bunlar müzikle ilgili bir şeyler düzenliyor. Aa bunun yanında tiyatro var, bir şey var. Ya da koridorda siz daha okulun içinde girdiğinizde bir müzik sesi geliyor derinden. Ne yani beklediğinizle ilgili aslında, eğer bunları önemseyen bir aile ise etkileyici olacaktır. Değil mi? Bir referans tabii. Daha önce buraya gittiniz mi? İşte siz buradan mezun birini sanıyor musunuz? Öğrencilerinden bilgi almak tabii. Bir. İkincisi bununla ilgili artık o kadar teknoloji gelişti ki biliyorsunuz hani bir sürü bilgiye vakıf oluyorsunuz. Bir de online itibarını ölçüyorsunuz orada. Şöyle de şeyler var ama bir bilgi kirliliği de var. Onu da ayırmak lazım. Hı hı. Yani hani hangi veriyi doğru kabul etmek kısmında ayırmak lazım. Ortak noktaları almak lazım. Ama mutlaka ziyaret etmek, oranın yöneticileriyle, öğretmenleriyle tanışmak, personeliyle hatta tanışmak. Hmm. Bir kere karşılaşmak aslında size bir şeyi, o sezgisel bir şey değildir. Arkasında kocaman bir birikim vardır, onun kültürü yansıyordur, size bir davranış bütünlüğü vardır. Dolayısıyla o iklimi koklamanız, almanız ve onunla tanışmanız gerekiyor. Hmm. Ilıman mıdır, sadece bilimsel yaklaşım mıdır, daha... Öğrenci ve insani merkezi midir? Bir de her kurumun misyonu, her okulun misyonu bir tık başka bir şeyle öne çıkar. Doğru. Sizin beklentilerinizi örtüşüyor mu kısmı çok önemli. Kimi der ki teknoloji? Evet. Yani evet. Onu da soracağım aslında. Evet. Yani en teknolojik okul, teknolojiye çocuğumu en fazla haşır neşir edecek okul, sanki böyle yeni döneme, yarınlara daha fazla hazırlayacak gibi. Bazı ailelerde bunu görüyorum. Siz de gözlemliyor musunuz? Vallahi ben biraz gelenekselci de yaklaşıyorum. Teknolojiden zaten bağımsız olamazsınız. Ama kara tahtayı seviyorum ben. Bazı geleneksel yöntemleri seviyorum. Şimdi tamamen teknolojiden bağımsız olmanız mümkün değildir. Değil. Evet. Siz bundan zaten kopamazsınız. Her kurum, şimdi devlet okulları da, özel okullarda bununla beraber belli şeyleri teknolojiye sokmak zorundalar. Hı-hı. Tanıştırmak zorundalar da. Kendileri de bu yeniliklere adapte olmak zorundalar. Doğru. Hizmetçi eğitimlerle öğretmenlerini de eğitecekler, kendilerini de eğitecekler. Biz bilgisayarların ilk çıkmaya başladığı dönemlerde fareyle ilk tanışanlardık. Fare derdik ona biz, masları falan. Hı hı. Dolayısıyla çok yol kat edildi. Ama okullara bakıyorum ben şimdi, teknolojiyle zaten iç içeler. Hı hı. Teknolojiyi niçin kullandığınız çok önemli. Yani o aracı fazlaca amaç haline getirip değil, de yüceltmektense araç olarak kullanmak mı? Araç olarak kullanmak, hı hı, doğru bir şey. Teknolojiyi siz bilimsel araştırmalar için kullanıyorsunuz, iletişim için kullanıyorsunuz. Öğrenmeyi çeşitlendirmek için kullanıyorsunuz. Günceli yakalamak için kullanıyorsunuz, araştırma yapmak için kullanıyorsunuz. Hı-hı. Tabii ki olacak teknolojiyle. Yani bazı okullarda, mesela Kanada örneğini vereyim, Hı-hı, sınırlandırma getiriyorlar. İşte orada ailelerin, annelerin WhatsApp grubu, bilmem ne grubu vesaire, sürekli çocukla hakkında geri bildirim vermesi, okulun onunla hala mektup geliyor okuldan mesela işte. Biçimi. Evet, hala mektup geliyor ve bunu da savunuyorlar ısrarla. Hı hı hı. Şimdi biz biraz böyle nedense okulla temasımızı da dijital ortamda olsun istiyoruz. Yeni ailelerde ben onu gözlemliyorum. Olsun tabii ama bizim kurum kültürümüz içerisinde biz bir de hani yurdumuzun, kendi ülkemizin kültürü içerisinde dijital anlamda tabii hızlı iletişim kuralım, hızlı birbirimize ulaşalım, tamam. Ama bir yandan biz yüz yüze iletişimi hala seviyoruz. Hı hı. Yani öğrenci velisi okula çağrılmalı, gelmeli. Öğretmeni de istiyor bunu. Hı hı. Okul lidercisi istiyor. Bizler de istiyoruz. Çünkü yüz yüze konuşmak başka bir şey. Yüz yüze anlatmak başka bir şey. Çünkü problem çözemezsiniz. Siz dijital ortamda problem çözemezsiniz. Dolayısıyla hani evet, ulaşalım, teknolojiyi kullanalım, haberleşelim. Bunun bir de bir sistematiğinde olması lazım. Bir hani kurum alışkanlığının hani velilere de tanıtılmış olması gerekiyor. Onun, o zamanın ona ayrılmış olması ve bildirilmiş olması gerekiyor. Şimdi okul iklimini bence anladık. Hı hı. Peki bu kendi arasında ikiye mi ayrılır? Nasıl olur? Nasıl? Mesela olumlu okul iklimi, olumsuz okul iklimi diye mi? Yoksa yani şunu merak ediyorum. O olumlu iklim içerisinde yetişen çocuğa faydası ne olacak o iklimin? Anladım. Bir kere bir okul iklimi her okulda vardır. Orada kimi yağmurlu, kimi kar yağışlı, yani kimi güneşli, ılıman, kimi ılıman. Yani ne hissediyorsunuz kısmı çok önemlidir. Evet. Bunu kim oluşturur? Bir kere bunun senaristi başta okul müdürüdür. Okulu okul müdürü yönetir. Hı hı. Okul müdürünün o kurumda kaç yıldır çalışıyor olduğu, hı hı, ona yetki devrinin, ne kadar yetki devrinin olduğu. Bu özel okullarda işte üst yönetimin hani yetki devriyle ilgilidir. Devlet okullarında zaten yönetici olarak bellidir. Okul, hı hı, müdürünün yetkileri bellidir. Okul müdürünü okulu okul müdürü yönetir. Dolayısıyla iklimin ilk belirleyicisi de okul müdürüdür. Lider bu konuda senaristtir kesinlikle. Bunu tek başına mı yapar? Hayır. Kendi müdür yardımcıları, bölüm başkanları, bir yönetim ekibi vardır. Çünkü bu ilişkiler içerisinde insan ilişkileriyle iklimi yaratırsınız. Bir davranış bütünü ve alışkanlıkları kazandırırsınız. Bunu uzun yıllar devam ettirirsiniz. Yeni gelenlere de aktarırsınız. Bir kurup kültürünüz oluşur. Hı hı. O illa yazı kurallar değildir. Sonraki gelen nesil de bunu olduğu gibi alır ve aktarır. Hı hı. Dolayısıyla orada o kültür iklime yansır. Bunun için ne kadar hatta süreli bir okul. Yansır. Tabii bu da. Hı hı. Şimdi lider okul müdürü öğretmene yansıtıyor bunu. Nasıl bir lidersiniz? Hı hı. Kişilik özelliklerini, size yetki devri nasıl yapıldı? Size yetki devri yapılmışsa siz de yetki devri yaparsınız. Ya da demokratik siz de bir ortam ne kadar sağladınız? Adil olursunuz. Hı hı. Tabii. Hı hı. Siz bunları yaşamışsanız siz de bunu yansıtırsınız. Oradaki sürekliliğiniz çok önemli bir birikimdir çünkü kültür dediğimiz zaman bir birikimden söz ediyoruz. Müdürün kaç yıl orada olduğu dediniz. Öğretmenin kaç yıldır orada olduğunu da aile sorgulamalı mı? Çok önemli. Yani okutacağım öğretmenler tabii. Sizin okulunuza geleceğiz ama ne kadar zaman sorabilir mi bu soruyu? Valla ben olsam sorarım. Hı. Çünkü şunun için çok sık 2 yılda bir öğretmen de yer değiştiriyorsa sorarım. Kurum da 2 yılda bir hani öğretmenini değiştiriyorsa sorarım. Hı hı. Eğitim kurumlarının bir misyonu da eğitimci yetiştirmek. Doğru eğitim kurumları. Şimdi Marmara Eğitim Kurumlarına baktığınız zaman 1991 yılından beri bir birikimi getiriyor. Bir yandan da öğretmen yetiştiriyor. Şimdi Marmara Eğitim Kurumlarından referans alarak giden öğretmen çok iyi işler de buluyor. Hı hı. Dolayısıyla doğrudan referansı da oluyor onun. Hı hı. Öğrencisi de dışarıda buluştuğu zaman diyor ki ben Marmaralıyım. Hmm. İşte mezunumla yani buluştuğu aslında, zaman bir kültürü yansıtıyorlar evet. Onlar. Hı hı. Bir birikimi yansıtıyorlar. Dolayısıyla çok sık yer değiştirmek ve çok sık öğretmen değiştirmek de bana göre doğru değil. Hı hı. Çünkü 2 yılda ancak kuruma adapte oluyor, kültürünü alıyor. Sizinle ancak beraber adım atmaya başlıyor. Şimdi öğretmenlik başka bir şey zaten. Yani öğretmek başka bir şey. Hı hı. Onu sadece bir hani diploma diye görmek de çok zor. Dünyada bana göre 2 büyük meslek var insanla doğrudan çalışan. Biri hekimlik, doktorluk ve işte sağlık hizmetleri direkt insanla temas doğru. Eder. Biri de öğretmenlik, okul. Hekimler de hastaneye gidiyoruz derler. İnsan, her ikisi de çok önemli. Etkiliyor. Bu ustalık, çıraklık gerektiren meslekler diyorum ben. Evet siz çok iyi bir üniversiteden, çok iyi vasıflarla mezun olmuş olabilirsiniz. Bu sizin iyi öğretmen olduğunuz anlamına gelmez. Hı hı. Bir deneyim ve birikime ihtiyacınız var. İyi ustalara da ihtiyacınız hı hı. Var. Hı hı. Çünkü pedagojik formasyon sadece yazılı olarak öğrenilebilir bir şey değil. Bunu yaşayıp, problem çözüp, sorunla karşılaşıp çünkü insan insanasınız. Hı hı. Ve iyi bir ustayla gitmelisiniz. Size bir vizyon oluşturmalı. Dolayısıyla bana göre öğretmenlerin de yetişmesinde, yine usta öğretmenlerin de çok büyük... Hele de eğitim kurumlarının, köklü eğitim kurumlarının çok büyük rolleri var. Şimdi kurum kültürü demişken biraz önce bahsettik aslında programın ilk bölümünde de işte bütüncül yaklaşım. Hani çocuğa evet. Bir öğretmenin kattığı evet. Öbür öğretmeni onun o zayıf yönünü biliyor, diğeri güçlü yönünü biliyor. Ve bir çocuktan bir şey beklerken aslında siz onun nerede güçlü ve nerede başarılı olduğunu diğer öğretmeniyle de değerlendirip karar vermişsiniz. Evet. Dolayısıyla bu olumlu iklim içerisinde bütün paydaşların birbiriyle evet. Etkileşimde ve iletişimde sürekli kalması da çok önemli galiba. Tam olarak iletişimden bahsediyoruz yine. Bir tamam insan insana iletişimde her sabah biz evet günaydın diyoruz birbirimize güler. Bir bu yazılı olmayan bir kültür aktarımı var. Bir de sistematik bir tarzınız olmalı. Yani okulda bu iletişim kanallarını okul lideri nasıl açık tutuyor, okul nasıl açık tutuyor kısmı çok önemli. Şimdi size problem gelmeden evvel bir tanıma, izleme ve müdahale hizmetleri üçünü bir arada götürmek lazım. Tanıyabilmek için bir sisteminizin olması gerekiyor. İletişim kanallarınızın açık olması gerekiyor. Okul, öğretmenliği de beraber okul, öğrenci, veli işbirliği yapacaksanız eğer yazı kurallarınızı yiyin. Bununla ilgili bir stratejinizin olması Hı-hı. Gerekiyor. Bizde bir danışmanlık sistemi var. Bütünüyle oraya bağladık her şeyi. Orada danışman öğretmeni öğrencisini takip ederken 15 günde bir rehber öğretmeni ve müdür yardımcısı ve danışman öğretmeni bir araya gelip bir sınıfları ve öğrencileri birebir konuşup gözlemleri aktarıp ama danışman öğretmeni tarafından tutulan notları da alıp bu arada rehberlikle özel bir görüşmesi varsa etik kuralları içerisinde onun eğitimine yansıyacak bir şeyler varsa orada değerlendirip işbirliklerini orada planlayıp direkt olarak velisine, yönetime vesaire nereye dönülmesi gerekirse dönüyoruz. Veliye kanallarımız açık. Biz her sene başında akademik takvim yayınlıyoruz. Orada velilerle her gün velilerin öğretmenleriyle nerede bulaşabileceği onların boş saatlerine göre belli. Bize ulaşabilirler. Ama biz zaten öğrencileri minimum rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezine en az yılda 2 kere ziyaret etmesini sağlıyoruz. Hiçbir sorunu olmasa bile gel bakalım diyoruz. Hı hı. Sınavlar yapıyoruz, ölçme değerlendirme boyutuna çağırıyoruz, nasıl geçtik sınavlar. Bu anlattıklarımızın hepsi bütün eğitimin her kademesi için geçerli mi? Yani şu söylediklerimiz ilkokul içinde, orta öğretim, lise, bütün hepsi için geçerli. Yönteminiz farklıdır ama temel nokta tanı, izle, sonra müdahale et. Ama ailenin beklentisi farklı olabiliyor. Tabii okul öncesinde biraz daha güvenlik, eve yakınlık vesaire gibi bakıyorsunuz. Evet, okul ama sonra diyorsunuz, şefkat. Ha, şefkat. Okul sonra öncesi, orta öğretimde artık ne bekliyorsunuz? Onlar yeni ergen oluyor ya, biraz böyle hani sesler değişiyor falan. Yeni bıyıklar çıkıyor falan. Orada biraz daha böyle özgürüm falan. Orada öğrenci-veli ilişkisini yönetmek çok önemli. Çünkü orada giriyor bir şeyler daha devreye. Okulun güçlü bir yapısının olması gerekiyor. Siz onu hissediyorsunuz zaten girdiğiniz zaman. Tanıyorlar mı o yaş grubunu diye. Birlikte hareket edelim. Eyvah birlikte, çocuk şimdi evde bunu yaptı, ben ne diyeceğim? Hani okula da bilgilendireyim. Birlikte hareket edelim yani, değil mi? Tutarlı olmak gerekiyor. Okulda biri bir şey dediğinde işte evde de onu. İşte o kültürünüzdeki güvenirlik. Güvenirlilik. Siz söylediğinizi yapıyor musunuz? Sonra yabancı dil dünyayı tanısın, aman benim çocuğum dünya insanı olsun gibi farklı uluslararası şu bu beklentiler iyice. Evet. Biraz daha o özel okullar için tamam. Ama devlet okulları için biraz daha tabii zor. Özel okullar, kolejler vesaireler bu konuda zaten çok önde gidiyorlar dil konusunda. Anaokulundan itibaren başlıyoruz biz. Çok da güzel bir hani dil eğitimi oluyor. Ama kendine çok özgüvenle, doğru bir şekilde öğretmeniyle birleşip devlet okulunda okuyup sonradan çok dil meselesini kendi... Çok güzel. Ben örnekleri izledim. Kendi çabasıyla halleden de çokça öğrenci var. Tabii eli öpülesi çok öğretmenimiz var. Esas olarak devlette yetişmektir diyorum ben. Hastaneciyseniz de hani öğretmenseniz de devlette biraz hizmet vermişseniz çok sağlam yetişiyorsunuz zaten. Yetişiyorsunuz yani. Aynen onu da mutlaka üstüne basalım. Peki şimdi son dakika ailelere bu konuştuklarımız çerçevesinde bir cümleyle bir şey önerin. Yani doğru seçim yapabilmek için. Özellikle lise aman şuna için dikkat edin. Aman gidin o okulu görün, mutlaka bir yöneticisiyle, bir öğretmeniyle, kapıdan girişte bir personeliyle. Hele de orada bir öğrencisi varsa onunla bir kere bir sohbet edin, duyguyu alın. Bu kadar. Duyguyu alın. İşte o iklimden bahsettiğimiz buydu. Yani hissedersiniz siz zaten. Peki böyle bir yapılacaklar listesi gibi tik koyduğumuz bir kağıt hazırlıyorlar. Gördünüz mü hiç onu? İşte eve yakınlık, okulların ismi, işte teknolojide ne yapıyor? Söylediniz ya işte öğretmenleri kaç yıllık, sirkülasyon çok mu vesaire. Sonra da bu matematikle yuvarlak içine alıp buna gitsin. Bunun sınavı geçirme oranları yüksekmiş. Çok rasyonel bir bakış, her insan özeldir. Biz öğrencimize uygun yeri bulacağız, kişiye özel. Cevabımı aldım. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Marmara Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Nevin Çiftel bizimle birlikteydi. Bugünü de noktalıyoruz. Yarın 14.10'da görüşmek üzere, hoşçakalın.